Merhaba sevgili izleyenler, Mudanya Gen TR'desiniz ve yanımda Sayın Hüseyin Ihlamur var. Hüseyin Ihlamur, Mudanya kamuoyuna yabancı olmayan birisi. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yerel seçim zaferinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mudanya'da ilçe başkanıydı. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fakat değerli dinleyenler, bugün Hüseyin Bey'le sohbetimiz siyasi olmayacak, teknik bir konudan bahsedeceğiz. Kendisi bize yaşadığı bazı deneyimleri anlatarak Mudanya'mızın da istifade etmesine sebep olabilir. Hatırlanacağı üzere bizim sosyal medyada ve haber sitemiz olan Mudanya Gen TR'de paylaştığımız bir metruk ev tehlikesi vardı. Yıkılmaya yüz tutmuş Karpuzoğlu sokağın bitimindeki metruk evin bir an önce biz tedbirinin alınmasını ve yıkılmasını istemiştik. Fakat sosyal medyada tepkiler geldi. Belediyenin hiçbir yetkisi yok. Siz belediyeyi işte bununla itham edemezsiniz diye, ki bizim kimseye itham ettiğimiz yoktu. Sadece kimsenin burnu kanamasın da bizim amacımız. Fakat sizin böyle bir aileden baba yadigarı eviniz vardı ve tehlike arz etmişti. Sizden dinleyelim hikayeyi. Ne oldu? Nasıl bu konuyu bertaraf ettiniz? Önercim, her şeyden önce sosyal medyanın çok sağlıklı ve çok faydalı olduğuna inananlardanım. Bu konuda senin hassasiyetini biliyorum. Gördüğüm yazıda varsa bizde bir bilgi, ona katkı vermek istiyoruz. Yani kayıtsız kalmıyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa toplum yararına onu paylaşmak isteyen bir yapım var. Evet. Bu, dolayısıyla o resmin altına başımızdan takriben 5-6 ay önce bizim başımıza gelen bir olayla çok örtüştüğü için katkı vermek istedim. Asıl amacım bu. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yöresel değişiyor. Bizim bahsettiğiniz o resimlerini gördüm, inceledim. İşleme konumuzdan dolayı yolu, durumu bizimkine çok benziyordu. Şöyle ki, bizim yıllar önce ta Rum Paşa'dan kalma doğduğumuz ev vardı. Yani ev birinci derece sit alanına girer, konaklar bölgesinde, hatta Germiyan oğullarının adını taşıdığı bir sokakta. Şimdi de bazı şeyine uygunluk alarak estetiği bozulmadan bir sokak yapıldı falan. Şimdi bu Kütahya'da oldu. Bizim oturulmayan ev, resimleri de gönderdim ben sana. Evet, yani bu videoda paylaşıyorum. Şimdi sevgili izleyicilerimiz o videoda, yani, resimleri de görecekler bu videoda. Öyle bir şey ki Öner Bey, söylediklerimizi, anlattıklarımızı bir de görsel olarak da desteklemek gerekiyor. Tabii ki. Şimdi böyle olunca, benim de hiç bilmiyorduk. Biz de Anıtlar Kurulu dendi mi, kapı, duvar, kesinlikle şey vermeyen, çok sert vermeyen, kuralları olan, sert kuralları olan bir yapı diye düşünürüz. Bizim gel zaman git zaman kullanmadığımız ev, zaman zaman kalanlar vardı falan. Bakamadık artık, herkes çeşitli sebeplerden dolayı ilden ayrıldı. Dolayısıyla ev bakımsız kaldı. Zaman zaman söyledik, işte aman çivi çakma, aman evini sürme, bu tip şeylerle karşılaştık. Hatta yan tarafında o zamanın milletvekillerinden Emin Kara, mecliste etkili ki hukukçu, avukat, onların mülkü vardı, bir türlü çözüm bulamadı. Bu arada hasarlı ve yıllara artık yorgun düşen bina, çatlamalar başladı, işte uyaranlar var, muhatap bulamıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz o süre. Derken geçen yıl duvarın bir tanesi yıkıldı. Tesadüf ki o anda orada, bol gündüz saatlerinde park olarak kullanılıyor. Bir de senin gösterdiğin örnekte gibi yaya yolu var. Evet. Artık kimin şansına ise herhangi bir kişiye zarar vermeden atlatıldı. Fakat arkası gelmeye başladı. Bu senin de işlediğinde ben gördüm. Yağmur suları, işte rüzgar bile etken bu işte. Aynen. Bu binalar bir yerden sonra zayıfladı mı yıkımı kolaylaşıyor. O arada insanlar işte, hatta çöp konteyneri altında kaldı. Yani o kadar yola devrildi.
İnsanlar uyarmışlar. Trafik girdi devreye, emniyet girdi devreye, emniyet belediyeyi uyarıyor. Belediye Anıtlar Kurumu falan derken, şimdi belediyenin görevi mi değil mi ben burada anladım. Belediye bende yazışmalara başladı. Evet. Yazışmalara başladı. Öncelikle bir yazıyla onu getirmeyi, aslında yazım da duruyor, onu da ben sana ulaştım. Buranın tehlike arz ettiğini, gelip işte görüşmeler yapmak istendiğini falan, biz de sit alanı. Biz elimizi süremiyoruz yani, bir vatandaş olarak benim yapacağım bir şey yok. Daha sonra belediye bir yerde tehlike olmasa bu çalışmayı yapmayacak, umarım öyleydi. Belediye Anıtlar Kurulu'ndan acil şey istemiş. Gelip tespit edilmesi, bakılması, rapor ama ivedi. Peki bunu belediye mi istiyor Anıtlar? Belediye istemiş. Evet sevgili izleyicilerim, işte belediyenin bir yerde görevi artık acil yani, çöküyor. Evet, belediye istemiş, şeye göre, hatta belediye bize dedi, bize dedik Anıtlar Kurulu, biz dediler izni aldık. Yeter ki siz, peki bize ne soruyorsunuz? Ya dediler belediye burayı bedel karşılığı, bedelini ödersiniz, enkaz haline getirir, arsa haline getirir, evet. Bedelini ödersiniz veya oradan işte kereste falan artık inşaat artığı bize verirsiniz, biz size belediye bedel ödemezsiniz, arsa olarak geri teslim alırsınız. Bu soru yazışmaları yaptık, hatta bu seçenekleri sunan belediye. Belediye sundu. Evet, belediye. Belediye sundu. Belgeler dediğim gibi, o resimleri gönderdim size ama ben o şeyde var. Ben ekleyeceğim onu. Şeyde o, ben onu da ulaştırayım. Hisse sahiplerine tek tek ulaştı. Yazılar. Tabii kardeşlerimiz İzmir'de mesela, İzmir'de, Göztepe'de, Hatay, İzmir Hatay'da. Bütün hissedarlara yazılar. Yalova'ya çıktı. Bir halamız vardı Yalova'da oraya. Bir büyük halamız var Ankara. Bütün bunları belediye. Abimiz Kütahya'da, ben Mudanya'da. Yani bu bağlantıyı kurdu. Hepimizin onurunu aldı. Ve hız, ivedi yani süre koydu. Tahmin ediyorum hisse sahibine, hani bizim böyle oldu, hisse sahiplerine ulaşabildi. Hisse sahibine ulaşamıyor haller olsa, o raporlara istinaden, çünkü bizim orada valilik de girdi. Burada kaymakamlık elbette de. Evet. Çünkü şey tehlikesi de arz etti. Trafiği ilgilendiren konu. Yolda. Burada tabii, da yol kapalı. Burada zabıtayı da ilgilendiren konu var. Örneğin şeyini bizim o zaman emniyetine, resimlerde de göreceksin. Emniyetini zabıta aldı. Evet. Yani yıkıma kadar belediye devrede, yıkımı belediye kendisi yaptı. Bana boş arsa olarak teslim etti. Evet. Bir yerde de şöyle bir şey oldu. Biz işte bu antika durumundan dolayı elimizi süremiyorduk. Tarihi şu anda arsa durumuna geçti. Kim olması gereken oydu. Yani belediye birkaç işi bir şeyde çözmüş oldu. Evet, evet. Biz bu binayı çekip paylaştığım zaman şöyle bir tepkiyle karşılaştık. İşte sen vatandaş olarak Anıtlar Kurulu'na niye şikayette bulunmuyorsun? Belediyenin bu konuda hiçbir yetkisi yok. Şimdi belediye burada hepimizin belediyesi ve mutlaka belediyenin kuvvetiyle, hukuk danışmanlarıyla yapabileceği şeyler vardır diye düşündük. Neticede burada yangın oluyor. Kim müdahale ediyor? İtfaiye. İtfaiye nereye bağlı? Belediyeye bağlı. İşte bir sıkıntımız oluyor. Evde bakım hizmetleri belediyelerin artık büyük evde bakım hizmetleri. Büyükşehir belediyeye bağlı. Yani bir şekilde belediye imar çıkacak. Kim çıkartıyor? Kim veriyor bu ruhsatı? Belediye. Şimdi burada da bir hayati risk var. Bizim hiçbir zaman için kötü bir niyetimiz olmadı. Bu binayı biz basın olduğumuz için kamuoyuna duyurduk. Buradan gelip geçenleri de uyarma maksadıyla. Eğer Kütahya Belediyesi böyle bir hizmeti verebiliyorsa, böyle sanıyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde belediyelerin kanunu bir. Kütahya'nın ayrı kanunu, Mudanya'nın ayrı kanunu yok. Mudanya Belediye'mizde herhalde bu binaya artık bir tutanağın ötesinde gerekli girişimi yapar. Ve bizlere de kızanlar, belediyeye niye bu topu atıyorsun sen vatandaş olarak, şikayet et, hani belediye ne yapsın ki diyenler de
sanırım bir şeyler de öğrenmişlerdir inşallah. Böyle, belediye burada ilgili imar, önce bize imar şey sarıldı, imar da yönlendirmelerle doğru şeyi onlar geçecek. Vatandaşın gücü yetmiyor zaten. Evet. Yani anıtlar yöntem bilmiyor. Tehlikeli durumlarda başka şey çalışıyor. Evet. Önemli. Bizim... Burada zaman, şey, kum saati tehlikeye... Ve, bakın bu benim ikinci haberimdi. Daha önce de ben bu binayı haber yapmıştım ama bu kadar tehlike arz etmiyordu o zaman. Şimdi çok tehlike arz ediyor. Bir de Ahmet Rüştü Lisesi ile Sami Evkuran Anadolu Lisesi'ne giderken böyle bir metruk bina var ki onun da önceki haberimizde fotoğrafını çekmiştim. O binanın altından da gelip geçen genellikle öğrenciler, yayalar gelip geçiyor. Orada 3-4 tane böyle sakat ev var, insanları tehlikeye... Çünkü şiddetli poyraz olduğu zaman bir bakıyorsun ki kiremitleri düşmüş, işte parçalar düşmüş, etrafında görüyorsun. Hiç kenarında bir bariyer falan da yok. İnsanlar gafletle altından geçiyorlar. Yani. Ve bir facia olsun istemiyoruz. Ben deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için, özellikle fotoğraflarınızı da paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bizim burada amacımız Ömerciğim, yani üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Aynen. Bizim de amacımız kesinlikle... Burada uyaran varsa, iyi niyetliyse, uyarıyı ciddiye alıp gereğini yapması lazım. Aynen. Uyarıyı ciddiye alıp gereğini yapalım. Sizin vazifeniz değil diyemezsin. Şimdi ben... Senin görmen bir de yakınında galiba. Evet, binada, yakınımızda. Yakınımızda. Biz hiçbir zaman için burada hani belediyemizi suçlamadık ama daha önce bir haber yaptık. Kimse oralı olmadı. Fakat sanıyorum sosyal medyada kraldan çok kralcılar çok fazla ki böyle bir şeyle karşılaştık. Ve sizin böyle bir deneyim yaşayıp da tehlike arz eden evinizi başımızdan geçti. Ortadan evrağı doğru. Kimseye zarar vermeden kaldırabilmeniz de yine de biz bir iyilik. Bu katkı amaçlı çözülmesi için çözüme katkı vermek için buradayız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Toplumsal görev bunlar. Ben teşekkür ederim.